yola 23 Nisan'da çıktık. Bugünlere kadar geldik. Tabii bundan sonra daha da ileri gideceğiz. Çünkü gerçekten artık müracaatlara cevap veremez durumdayız. Tahmin ediyorum 200'e yakın çocuğumuz da sırada bekliyor, değil mi? Tamam, Ramazan Hocam. Hedefimizde yeni bir orkestra, yeni bir merkez kurabilmek. Tabii onun bütçesini hazırlamamız lazım. O bütçeyi hazırladıktan sonra orkestranın kuruluşu gayet kolaylaşıyor ve hızlı gidiyor. Tabii bugüne kadar bize bu desteği veren değerli eğiticilerimize, Kaan'a, Ramazan Hocam'a ve birlikte çalıştıkları arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu emekle, alın teriyle, sosyalleşmeyle, dayanışmayla, omuz omuza olabilecek bir hadise. Bakın, bu El Sistema'nın sahipleri Venezuelalılar Büyükelçi geldi, bizi ziyaret etti ve getirdikleri bir kuartetle çocuklarımızla beraber hatırlıyorsunuz bir küçük konser verdi. Şimdi iş artık kardeş şehir ve iki orkestranın buluşmasına kadar gidecek. Yani yavaş yavaş iki elin sesi dünyaya açılmaya başlıyor. Var mı aramızda başka ilden gelenler? Hoş geldiniz. Sizler elçi olun, şehirlerinizde de bu orkestra kurulsun. Eğer biz bu gericiliği, bu yobazlığı yenebilirsek bu tip orkestralarla yenebiliriz. Atatürk hem düşmanla hem içerideki yobazlarla savaşıyor. Ama umudunu yitirmedi, Türk halkı da umudunu yitirmedi. Kurtuluş Savaşı başarıyla ve Cumhuriyet'le sonuçlandı. 94. Cumhuriyetimiz hayırlı olsun, kutlu olsun. (Gülüyor) 194'ü de yaşayacağız, 194'ü de yaşayacağız. Nice nice güzel bayramlara. Evet, Tepebaşı Belediyesi'nin bu çocuklara klasik müzik çaldırma çabasıyla sizleri bir aileden 400 aileye götürdüğü için tebrik ediyorum. Bunun arkasındaki bütün kahramanları, hocaları ve onlara destek olanları, ama biz aslında Cumhuriyet nedeniyle, Cumhuriyet bayramı nedeniyle, Cumhuriyet konseri nedeniyle buraya geldik ya. Aslında biz ne kadarlık bir aileyiz? 79 milyonluk bir aileyiz. Evet. Ortak değerimiz Cumhuriyet. Ama onun yüzlerce yıl Mustafa Kemal'in istediği gibi ilelebet yaşamasını istiyorsak ona sahip çıkmalıyız. Büyük aile olarak Cumhuriyetimize sahip çıkmalı, Mustafa Kemal'in ülke ve devrimlerinden vazgeçmemeli. Kutlu olsun. Ben bu orkestrayı İstanbul'da Zorlu Center'da, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın şura salonunda dinleme bahtiyarlığına sahibim. Birçok sanatçının yıllar sonra çıkabildiği sahnelere evlatlarımız çok rahat bir şekilde çalışkanlıklarıyla, hocalarının desteğiyle, belediye başkanlarının verdiği güvenle çıkabildiler. İzmir'de de sahne aldılar. Adnan Saygun'da Türkiye'nin en güzel salonlarından birinde. Orada yoktum parti görevlilerinde. Burada şimdi Eskişehir'in en büyük salonunda bir kere daha dinlemek bahtiyarlığına eriştim. Sizler kendinizle ve yavrularınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler başkanımızla gurur duyuyoruz. Bu ekiple, yavrularınızla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.
yazdı geç.